Buradan aşağı açsa ne olacak? Bannerlord ne zaman? Bakarız baba. Bakarız. Öbür tarafta 40 tane huri veriyor erkeklere. Buralarından salyalar akıyor. Bu ne abi? Mutlaka izle kısa. 40 huri mi diyor? Ulan dangalak. Evde bir karıyı idare edemiyorsun. Öbür tarafta 40 tane karıyı nasıl idare edeceksin? Salak. 40 tane huri veriyor. Bir araştırma yapılsın kadınlarda. Yemin ederim %50'si öleceği güne kadar orgazm ne olduğunu bilmiyordur be. Orgazm ne olduğunu bilmiyordur kadın. Çıkıyor herif üstüne. Üç ileri, iki geri, üç ileri, iki geri. Karı da orada cep telefonuna giriyor. Yarınki marketlerde ne indirim var? Bitti mi işte, bitti. Bu bunların şeyi. Ama 40 tane hurin hayalini kuruyor. Ekonominin ben amına koyayım. Bu kadar basit. Anasını avradını sikeyim. Sülalesini sikeyim. Çekiyorsun değil mi? Çek. Bu kadar. Geçinebiliyor muyuz lan peki? Yavrum ben yetim maaşı alıyorum. Hepsine zam var. Yetim maaşına zam yok. Adalet mi bu ama o kadar sığınmacı bekliyoruz? Olur mu? Onlar bizim evlatlarımız. Din kardeşi. Tabii din kardeşi. İyi siksinler diyor. Pardon. 5845 liraymış ev kiraları. Ya ne de? TÜİK öyle. Helilop abone olmuş. Nagimi. Strike hoş geldiniz. Diyor. Gitsin anasına tutsun. Ne yapıyorsun? Anasına tutsun o evi. TÜİK mi? He. 5000 liraya nerede kira kalmış lan? Dalga mı geçiyorsunuz? 5000 liraya kira mı var ya arkadaşlar? Var mı? Vallahi gecekonduyu bile tutturmazlar. Gecekonduyu bile tutturmazlar arkadaşlar. Tutturmazlar. Orada mıydı? Dur bana çevir şunu. Ben ne konuşacaksın ya? Ortalık çok kötü. Biz bu ekonomiden çok şikayetçiyiz halk olarak. Mesela biz eskiden 20 milyona burada Aydın Büfe'den çok güzel döner yiyorduk. Şimdi 130 milyon parmağımızı yağlıyoruz ki mememiz şişmesin diye. Oğlum harbi üzücü ya. Vallahi arkadaşlar. Bir de artık böyle fiyatlarda kendi şeyi de yapamıyorsun. Kim kime saplarsa bak bunu sürekli söyler oldum ama harbiden ben bunu anlamaya başladım. Yani bayağı insanlar kim kime geçirirse ayağı. Mesela benim arkadaşım bugün söyledi. İstanbul'da 180 liraya yediği tatlıyı Ankara'da 350 liraya yedirmişler yani. İstanbul'daki daha iyi diyordu. Halbuki mesela İstanbul'un Ankara'ya göre daha pahalı olması gerekmiyor mu? Değişik yani kim kime nerede saplarsa. Ben turist, Türkiye çok güzel, Erdoğan çok güzel, Ekrem çok güzel. Para güzel. Var, para değerli. Çok para güzel, var. Çok para güzel. Değerli. Ooo! Görüyor musun? Onu atsa döverler bunu ha. Çok güzel, çok güzel. Ona topluyorlar la. 200 attı bak. Erdoğan çok güzel, Ekrem çok güzel, İstanbul çok güzel. Rezilliğe bak lan. Özgüvene bak amına koyayım. Görüyor. Sen yapabiliyor musun? Sen ekmek alamıyorsun ekmek. Ya, yapamıyoruz. Güzel. Olsun diyor hala. Ya. Oo. Olacak. Ya. Adama eyvallah çekiyor. Adam gelmiş 1 euro oturmuş. 36 bin lira almış. Ben... Sen Avrupa'da mısın? Evet. Nerede yaşıyorsun? Almanya. Nasıl? Almanya battı diyorlar. Yok abi. 30 Bitti defa. Diyorlar. 30 defa Türkiye'ye satın alır. Almanya mı Türkiye'ye satın alır? Evet. Hadi alsın da göreyim. Neyle ekonomik olarak diyor ekonomik, yani. Güçlü ekonomik, diyor yani. Güçlü. Almanya güçlü. Mı ekonomik olarak? Tabii. 42 yıldır ben Almanya'da 35 yaşıyorum. Senede kendi iş yerim var Almanya'da. Ben boş konuşmuyorum. Herkesin cebinde düzgün para var. Kimin cebindeki düzgün para? Çalıştığın sürece var. Ayıp olur. Neye ayıp olur? Ayıp olur. Çıkar Allah'ını seviyorsan çıkar. Ayıp olur. Nerede kalıyorsun Almanya'da? He? Nerede kalıyorsun? Almanya'nın göbeğinde. Neresinde? Göbeğinde. Seninle tartışmak istemiyorum ben. Sen Almanya'da kalıyorsan ben de en adi şerefsizim. Göster bana kimliğini. Bak şimdi sen şerefsiz misin? İşte, he? Şerefsiz misin? Kaç tane bak. Buraya geldin de memleketin şey yapıyorsun. He? 3000 lira maaş alıyorsun, 2000 lirasını kira ailemin, veriyorsun. Ailemin hepsinin pasaportu burada. Boşlar. Hani şerefsizsin? Hani? Bak burada. Bak. Bak tamam bana dön. He? Cebimdeki para da 10 bin euro cebimde para vardır. Seni satın alırım ben şimdi. Bir dakika, bir dakika. Yani ekonomi geçiyor. Kötü mü sizce? Hayır, çok da güzel. Çok güzel. Yemezsen, içmezsen, dışarı çıkmazsan, evde kapanırsan evet, çok güzel. Abla ekonomiye şu an nasıl güzel diyebiliyorsunuz? Bu ne amına koyayım yani? Fanatizm de bir yere kadar yani. Hani dünyanın en büyük fanatiği bile olsan ekonomiye şu an güzel diyemezsin baba bulunduğumuz durumda.
diyemezsin ya. Böyle bir dünya yok. Anladın, dışarı çıkarıp bakamıyor musunuz yani? Ekonomi çok güzel kardeşim. Ekonomi çok güzel. Yeme, içme, gezme, evden dışarı çıkma. Ekonomi çok güzel. Ya, bu birbirimize emekli selasını dinliyor. Neden? Adam. Hayır, alakası yok. Güzelleri konuşuyor adam. Soruyor sen zaten. Neden? Neden? O adam en güzel soruyor. Neden? Neden? Sen çalsın. Sen. Sen. Gel çalsana, gel bir gel. Gel buraya, gel. Gel bir gel. Bak, dinler misin? Bak, doğru. Bak, kendine gel. Bana küfür etmesin. Bana küfür. Tamam. Bu Suriyeliler geldi, yabancılar geldi, vatandaş yapıldı. Yarın bir savaş olsa bu yabancılar hep kaçacak. O savaş yapan elini kolunu sallayan sallayan buraya gel, buraya çıkacak. Buraya gel, buraya gevezelik yapma, buraya gel. Ne diyorsun sen? Geldim, ne diyorsun? Geldim, ne oldu? Sen değil oğlum, ne diyorsun? Benim ablamın. Şşşş. Sen nasıl öyle? Bak, o senin senden büyük adam ama bir de ona öyle gezelik yapma sen bir tane. Birine düşüyor, birine düşüyor dedim. Bir şikayetin varsa gider şikayet edersin sen polise. Sen anlamadın dedim, millet burada birbirine düşüyor dedim. Bu milleti birbirine düşürüyor dedim. Ben sağlayayım. Duydum. Bu milleti birbirine düşürüyor reklam dedim. Reklam yapıyorsan güzel reklam yapacağım. Bu milleti birbirine düşürüyor dedim. Anladın mı? Şikayetin varsa gidersin. El kol yapma. El kol yapmıyorum. Artistik yapma. Benim abim ha. Artistik yapma. Sen de abi sen gitsin. Polise şikayet etsin. Gelir o müdahale eder. Sen oradan gevezelik yapamaz. Zaten büyük oldular mı? Büyük olmasan ne olur lan? Gevşek gevşek konuşuyor ya. Ya karı gibi konuşma oğlum. Gel icat yap o zaman. Erol Alkan. Vay vay vay. Erol Alkan. Raco. Gevezelik yapma, gel buraya konuşuyorsan. Ne konuşuyorsun? Ne diyorsun sen? Gel buraya gel. Algılayamamış. Sen burada halk. Fıs. Derdine derman olmaz. Ya salak, bunun da hakkını savun. Bu salağın da hakkını savunuyorum, hala konuşuyor. Gerizekalı, ben senin de hakkını savunuyorum burada. Ya bunlara değmez bunlar. Bunun gibi gerizekalara değmez ha. Bunlara müstahak. Acından gebersin. Kapat. Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Son açıklamasında enflasyon düşmeye meyilli ama bilerek aniden düşürmüyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar olan hükümetler içerisinde bizim hükümetimiz bir tane. Fiyatların düşeceğine inanıyorsunuz yani. Düşeceğine inanıyorum. %1500 düşeceğine inanıyorum. Neye göre konuşuyorsun? İlkokul mezunu, ben fen lisesi mezunuyum. Neye göre konuşuyorsun? Ben de mezunum. Ben de. Sen ben işte sizin yüzünüz sanki bu, biz bu hayat pahalılığını yaşıyoruz. Hiç hayat pahalılığı yok. Nasıl hayat pahalılığı yok abi ya? Yapmayın la. Hayat pahalılığını yaşıyorum. Karışma, buyur konuş, buyur konuş. Konuşuyorum. Konuşma. Tamam, bağırma. Kikte mi sorun var arkadaşlar? Ne oldu? Alo. Ne oldu? Ne problem? Açayım hemen bakalım. Chat'te sorun var. Şu an var mı bir sıkıntı? Deneme. Tamam, şu an düzeldi mi? Tamam. Ya yazıyor herkes, evet. Birazcık bir sıkıntı olabilir ama yazıyor herkes. Okey. Devam o zaman. F5 atmayın diyorlar. Girme. Bağırma. Buyur konuş. Bağırma. Sizin yüzünüzden biz zor durumda yaşıyoruz. Sen kimsin? Konuşma. Bana bak. Konuşma. Ne bakarım sana, ne olmuş? Ne olmuş? Sıkarım. Asabım bozma. Sen kimsin? Ya sen kimsin? Kavgaya gerek yok. Terbiyesiz. Nereden gidelim? Senin yeni zekalı yüzünden biz mahvolduk. Kız da arkada çekiyor bak. Senin gibileri zaten. Geri zekalısın. Sen geri zekalısın. Sadaka kültürüne alışmasın. Aptal sensin. Geri zekalısın. Geri zekalısın. Tam geri zekalısın. En büyük şerefsizsin. Türkiye. Tek geri zekalı sensin. Sensin sen. Sıkarım boğazını bak. Hadi. Sıkarım boğazını. Beni sinirletme. Abici. Gider misin? Gider misin? Bir tane çakarsan. Ne oluyor amca? Terbiyesin. Ne oluyor? Siz. Ne oldu? Konuşma. Bir şey yok. Gülemiyorum. Sağ ol benim yerime güldüğün için. Yok, bugün bir sıkıntı var. Var bugün bir sıkıntı var. Terbiyesiz sensin. Onun gibi yumruklaşıp bizi içeri girerim ha. Sen bunu benim kim olduğumu. Biliyor musun benim kim olduğumu?
kim olursan o. Pislik. Yazmazsın. Terbiyesiz. Terbiyesinden büyük sensin. Terbiyesiz. Ağzını kırarım. Sen de konuşsana ekonomi. Abi bizim kel bir bakanımız vardı. Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu. O şey diyordu. Bir dakika. Hayırdır abi? Kel bakan ne ya? Sen niye müdahale ediyorsun kel ki? Bakan ne? Sen niye müdahale ediyorsun? Kel bakan ne? Kel değil mi? Keldi. Böyle teşbihte bulunmayacaksın. Seni ilgilendiriyor. Süleyman Soylu diyeceksin. Bakanımız diyeceksin. Senin de bakanınla benim de bakanım. Eski bakan. Eski bakanım diyeceksin o zaman. Sen mi söyleyeceksin? Ben de söyleyeceğim. Ben sen de söyleyeceksin. Karışamazsın. Karışmakla alakası yok olayın. Karışamazsın. Dalga geçmeyeceksin kimseyle. Buyur abi. Konuşacaksan konuş. Konuşuyorum konuş, zaten şu anda. Abi. Öyle bir dalga yok. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Bu benim yayınım. Seni ilgilendirmez. Sıfatlar koyamazsın. Koyamazsın. Teşekkür ediyorum. Koyamazsın. Ona, İlerle. Ona vatandaş kararı. İlerle. Bak şişko. Devam et. Tamam. Sen de sıskasın o zaman. Terbiyesiz. Bence hiç böyle şeyler. Bizim kel bir bakanımız var. Terbiyesiz sensin. Tamam. Abi, terbiyesiz sensin. Terbiyesiz senin gibi abi, çok tamam, geliyor her gün. Abi, tamam ya. Her gün çok geliyor senin gibisi. Çok geliyor. Devam edebilirsin abi. Terbiyesizlik yapma daha fazla. Devam et. El sallama bana. Sakin ol. Sen sohbetine bakabilirsin. Benim işimi engelleme. Hiç yapamazsın sen abi. İşimi engelleme beni. İşimi engelleme beni. Abi siz 10 kişi beni mi tehdit ediyorsunuz? 10 kişi beni mi tehdit ediyorsunuz? Tamam ya. 10 kişi beni mi tehdit ediyorsunuz? Tamam. Sen 10 kişi beni mi tehdit ediyorsun abi? Tamam, tamam ya. Ben yayınlayacağım abi. Bir dakika ya. Yayınlayacağım abi. Yayınlayacağım zaten. Yayınlayacağım zaten. Sen devam et. İlerle kapat. Tartışmıyor. Ne demek kapat? Polis çağır. Polis çağırabilir. Çağır polis çağırabilir. Çağır polis çağırabilir. Sakin ol. Tartışmaya gerek yok, tamam mı? İnsanlarla tartışarak bir şey çözemezsin. Dahil olmasına gerek yok ama. Güzel kardeşim. Konuşacaksa gelip konuşabilirsin. Tamam, tartışmaya gerek var mı? Bak ne işin gerek yok, işin evet. Ya, tamam. Ama müdahale olması hiçbir şey çıkmayacak. Karşı taraf müdahale oluyor. Ben Almanya'dan geliyorum. Nereden geliyorsun? Buraya Almanya. Öbür tarafta 40 tane huri. Ben ateistim abi. Ateist misin? Neden çarpılasın abi şu. Ben hiçbir şeye inanmıyorum biliyor musun? Neden inanmıyorsun? Neden inanmıyorum abi? Allah'a inanmıyorum. İnanmıyorum abi. Neden inanmıyorsun? Çünkü abi yani. Niye düşündü lan o? Hiç anlamadım. Abi şimdi öldüğümüzde misal nereye gideceğimiz belli değil, anladın mı? Ben cennete cehenneme inanmıyorum. Hani mesela peygamberler diyorlar ya var falan filan. O zaman da vardı, şu an neden yok? Sen çabuk ölürsün çocuk. Bin yıl, 2000 yıl geçmiş aradan. Kur'an-ı Kerim'i bin bir türlü bence insan değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim var, sonra 4 kitap var. Hazreti İsa var. Bu adam kime benziyor lan? Bunlar... Kur'an-ı Kerim bir tane yanlış olurdu. Abi. Hiçbir tane yanlışı var mı Kur'an-ı Kerim'de? Bence 1500 yıl geçti abi. Bence yanlışı vardır tabii ki abi. Firavunlar vardı. Kur'an-ı Kerim'de. Abi hiç okumadım. Nasip olmadım. Okumadan diyorsun yanlış. Firavun vardı. Hazreti Musa'ya ne diyordu falan filan diyordu. Sorun oldu. Müzelik inşa oldu. Firavun var. Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Abi ben Müslüman değilim. Ne ya? Ahiret yani yanlış anladım. Ahiret inanmıyorum abi, ne köprüye iniyorum ne bir şey. Öldüğümüzde belki başka bir bedenle bir daha geleceğiz. Çarpılasın. Nereden biliyorsun başka bedenle bir daha geleceğiz? Bilmiyorum abi. Cehennem mi? Cenneti cehennemi sen nereden biliyorsun abi? Var mı yok abi, gel bakayım oraya, çek motoru, gel. Gel 2 dakika gel. Gel buraya. Gel 2 dakika. Bu ne diyor be? Ama bak bir sanat varsa bir de sanatçı var. Tamam abi. Açıkla bakayım abi şunu. Düşünsene bu güzel bir sanatı. Açıkla bakayım abi. Yani seni dünyaya bakayım. Bakayım. Sen bir illaki bir güç vardı değil mi? Abi dünya nasıl oluştu sen anlat. Dünya nasıl oluştu? 6 günden yarattın. Bir sanat varsa sanatçı da vardır. Allah'ın anlattığı kadar. Hazret ilk insan. Sence Hazret bu kadar hani evren, Jüpiterler, Mars'a sadece bizim için mi oldu? Bence başka hayat yok mudur? Yok. Mesela Zayyat Suresi 56'da diyor ki ve mahalaktun cinne ve inse illeliye budun. Ben cinleri ve insanlığı yalnız bana ibadet etsin diye yarattım. Yani bütün kainatı sadece Allah'ı birleyelim, tevhid edelim diye yaratmış. Vardır abi. Sen niye biz cinleri falan? Ne o? Düzelmeni istiyorlar yani. Abi inancım yok ki ben şimdi abi. İnancı nasıl zorla inanç abi? Sen gerçek misin kardeş? Yo gerçek değilsin, gayet sattıysın. Dinde zorlama yoktu. Sen bu hayatta karşıdan bakınca ne gördüğünü hissetmiyor musun? Nasıl şey inancın yok senin? İnancım yok, ben şimdi öldüğümü ne olacağını hiç bilmiyorum. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Allah yardımcın olsun senin o zaman be kardeşim. Allah sana hidayet versin paşa. Rabbim senin olsun inşallah. İnşallah abi. Sen 2025'te inşallah. İnşallah abi. Ya başka bir şey var mı? Şu an canlı yayınlamayız. Çok saçmalısın. Ay estağfurullah abi ben. Burada saygı duyuyorum, öyle bir şey olmaz. Ya herkes, burada saygı duyuyorum. Abi çok din var, kendi dine karşı bir saygı duyacak sen. Ama çarpılasın işte. İslam'ın 5 şartını söyler misin? Bu adam bilerek kullanıyorlar artık ya. İslam'ın 5 şartını söyler misin? Ya bunlar Firavun. İslam'ın 5 şartını söyler misin?
İslam'ın beş şartı. Savun, salat, hacı. Şey işte. La kaçtı beş mi on mu? Adamı birden sormuşlar kaç, 20 demiş. Çık dışarı demiş. O çık anlamış. 25 demiş çık. 30 demiş çık. Dışarı çıkmış. İslam'ın şartı kaç diye sordu. Ya bilemedim 5 dese. Ula ben 30'u kabul ettim. Öyle duygulandım ki gece uyumadım ben. Üsküdar'ı, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü alırken gerçekten de gurur verici bir şey. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Çocuklarımıza tekrar Atatürk sevgisini, kalbine Atatürk sevgisini koyacağız. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. 2023'e hedefimiz var. Tayyip Baba ile başkanımız var. Biz neden ilerleyemiyoruz? İşte bak sebep bu. İşte sebep bu. Umudumuz var. O yiğitlerin izinden gelir. O geliyor. İmamoğlu geliyor. İmamoğlu Büyükşehir'de tekrar kazandı. Ne düşünüyorsunuz? Allah abi kazandığı için hani mutluyuz. Ekrem burada değil mi abi? Yok ya, gülünce falan acıyor oğlum. Kerim ben kapatayım yayını ya. Uzanıp dinlensem mi? Gülünce acıyor oğlum bu ya. Oğlum şurada yayın yapacağız diye fıtık mıtık olmasın. Bak bu ameliyatta zaten ilk bir ay önemli. Ikınmamak lazım. Ben her güldüğümde acaba fark etmeden ıkınıyor muyum yayın yaparken ya? Ben size bir şey diyeyim mi? Bence mevzu o. Acaba her gülüşümde falan yaparken ıkınma mı oluyor? Oğlum ıkınmamak lazım dediğin sen nasıl sıçıyorsun? Kanka. Kabız olmadan gayet güzel tuvaletini yapabiliyorsun. Ama şimdi burada diye gülmek var. Da bilmiyorum, bir ağrı girdi. Bu şeyde oldu ya. Bu müzik oyununda. Ooo, inguinal herni. Ne diyorsun malum amınam? Sen de her yerde doktor olduğunu belli etmeye çalışıyorsun. Ne diyorsun lan? Inguinal herni ne? Inguinal herni ne? Abicim. Anlat bana bir inguinal herninin ne olduğunu. Açıklama bekliyoruz, tamam. Tıp okuyorsun, doktorsun. O bölgedeki fıtık. Lan fıtık mı değil mi bilmiyorum. Sadece ağrıyor hafif ya. Kasık bölgemde böyle bir gerilme var. Onu hissediyorum. Kasık bölgemde gerilme. Böyle gülerken falan ağrı oluyor. Dinlen biraz. Sağ ol Cansu Dere. Kablo kopmuştur. Ha, sanki böyle kablo kopacak gibi, anladın mı? Ya ben gülerken çünkü nasıl gülüyorum biliyor musun? Tam karından. Anladın mı? Benim şu an hep mide oynuyor. Acaba bu onunla mı alakalı ya? Eko'da şehri Ankara'da gerçekten. Ankara'da Mansur Yavaş, burada Ekrem İmamoğlu. Öyle mi oluyor abi? Evet. Normalde Eko Ankara'da olduğu için o kazandı ya abi. Gerçi Ankara'da kalıyorum ben normalde. Onun kazanımı gerçekten çok. Ankara'da mı kullandınız oyunu? Evet. Ekrem'e vermiş daha doğrusunu. Eko kazandığı için hani Ekrem Bey demişti ya, Eko'ya sözüm var diye. Kafalar karışık biraz galiba. Abi, Mansur Yavaş. Biraz karışık. Ankara'da Mansur Yavaş belediye başkanı seçildi. Evet. Burada Ekrem İmamoğlu. Evet. Tamam işte doğru. Evet. Hani şeyden bahsediyorum. Eko var ya, Eko'da bir abi var başkanlığı. Ondan ikisi kazandı ya abi. Ben şey mutluyum. Anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım abi. Ben de hiçbir şey anlamadım. Abi ben Tayyip'i verdim. Tamam, siz? Ben de Tayyip'i verdim. Çünkü AK Parti'miz abi. Küçüklüğümüzden beri AK Parti'ye veriyoruz çünkü. Peki. Takım tutuyorlar işte. Ben gülmemeye çalışacağım. İmamoğlu'nun bu kadar büyük bir farkla kazanacağını tahmin edebilir. Ne diyorum, bir dakika Lazona söyle bakayım. Oyun indireceğim.
yanlış hatırlamıyorsam internetler aynı ya, drop diyecek. Dene. Limitleyip indir. Limit koy. Ona göre indir. Fazla limit şey yapma. Bir limit koy. Biliyor muydunuz? Yok, edemiyordum ben. O kadar kazanacağını tam olarak tam... Kanka, bence... Yok yok, denemeyeyim. Kanka yok yok. Limit koy. Limit koyup indirebilirsin. Sıkıntı olmaz. Çok fazla sıkma kendini. Ağrır orası, kafaya takma annem. Annem eczacı, doktor. Soruldu. Ha, doktora sordun. Tamam, teşekkür ediyorum. Merve 34 İstanbul. İstanbul'a sevgiler, saygılar. Kazanırdım. İnşallah kazanır abi. Yani. Peki CHP'nin kazandığı ve sizin en çok şaşırdığınız ilçe neresi? İlçe mi yani, ülke mi? İlçe. İstanbul ilçelerinden hangisine şaşırdınız CHP'nin kazanmasına? Valla ben bilmiyorum ki abi. Üsküdar'ı CHP aldı, onu tahmin edebiliyor muydunuz? Evet. Ediyorum abi, çünkü Üsküdar CHP alır mı almaz mı hiç bilgim yok ama ben CHP'li hiç düşünmüyorum abi. CHP'li sevmiyorum ben. Ben AK Partiliyim abi. CHP'li AK Parti. Parti oluyor değil mi? Kusura bakma abi, kapıyı ne karıştı bende. Yok, bunlar farklı parti. Ne diyor la bu? Efendim? Bunlar farklı parti. CHP ayrı, AKP ayrı. AK Partili CHP ayrı mı oluyor abi? Evet. O zaman AK Parti işte. AK Parti'den bahsediyorum. AK Parti. Abi kafam karıştı. The bad one. AK Parti. Bence bu o. Onun gelişmiş versiyonu. Evlenmeden cinsellik olur mu? Yok yok. Hayır hayır, bu o değil. Bu şey, bir tane Down sendromlu kardeşimiz var ya. The bad one, AK Parti diye bağırıyor, ondan sonra millet alkışlamaya başlıyor. O gururla beraber böyle sırıtıyor, etrafa bakıyor. Bu o. The bad one, AK Parti diye bağırıyor. Karışık benim ya. Teşekkür ederiz. Ben Tayyip'e oy verdim, hep verdim. Helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Son seçimde verdim. Son seçimde de verdim. Yine de diyorum helal etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Yani seni hiç kimse uyarmadı mı? Eşin, dostun uyarmadı mı? Herkes uyardı. Ben dedim ki bu giderse başımıza iş açar gider. Suriyeliler başımıza salar çıkar gider dedim. O yüzden verdim. Göt korkusundan verdim. Şimdi? Şimdi de Allah belasını versin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bir daha. Dayı büyük oyunu çözmeye çalışmış. Ya sikseler verler. Vallahi. Yalan amınım, yalan. Seçim zamanı yine gelir verir bu adam ya. Bu tip o tip baba. Seçim zamanı gelir, yine oyunu verir. Abim, Peygamber Efendimiz kaç yılında nerede doğmuştu? Mekke'de doğdu. 1400 kaçıydı? 53. 1453'te Mekke'de doğdu. Evet. Peygamber Efendimiz ne zaman nerede doğmuştu? Mekke'de doğdu. Medine'de doğdu. 1400, yok 400, 1451'di galiba. Yok, öyle miydi ya? Öyleydi galiba. Vallahi biliyorum da okumuşum yok da. Eşhedü la ilahe illallah. Böyle. Sınavda boşlukları doldurmak gibi. Vallahi biliyorum da okumuşum yok da. Eşhedü enne. Eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Müslümanlık elhamdülillah. Peygamber Efendimiz kaç yılında nerede doğmuş? 1971. Gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın türbesi nerede? Eyüp Sultan'ın içinde. Nerede abi? Eyüp Sultan'ın içinde. Eyüp Sultan'ın içinde. Evet. Gittik. Gittik gördük. Biliyorsunuz sözünü. Biliyorum. Gel ne olursan ol yine gel. Evet gel. Ne? Evet gel. Nedir anlamı, ne demek istemiş? Ya herkes. Herkes gelsin beni ziyaret etsin diye. Gelsin beni ziyaret etsin diye. Gelmiş. Dua etsin diye onun için. İmanın şartları neler? Ya elhamdülillah Müslümanız yani abi. Yani imanın çok şartları var yani. Alt şart var. Alt şartları var da şimdi ben bir trafik kazası geçirdim. Yani biraz dengem bozuldu yani. İmanın şartları neler? İmanın şartları mı? Evet. Hiç gerek yok. İmanın şartları neler? İmanın şartı 5. İman 6. Evet. Alabilir miyiz abi? Şey. 6 tabii. Teşekkür ederim abi. Bak, bir namaz kılmak, iki oruç tutmak, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek, hacca gitmek. İman... Kim onu atan? Onu banlayacağım. Amcık burada diyorum ki bak. Kim o? Nikini söyleyeyim bana bir. Nikini söyleyin. Hayır hayır, videodan falan gelmedim. Yani şimdi ben burada arkadaşlar. Size diyorum ki zaten burada kasıklarımda sıkıntı var, şeyim var. Sen geliyorsun.
Böyle bir şey atıyorsun. Kapadım sesi de. Yok, banladım. Çocuk musunuz oğlum siz ya? Sesi de kapadım, bir daha atmayın hiçbir şey. Tutmak kelime işaret. Komik değil ki oğlum ya. Bir şey olsa ne olacak? Güleceğim mi mesela yani? Şehadet getirmek, zekat vermek, hacca gitmek. İman şart. İyileşmedim. İyileştim arkadaşlar. Bir sıkıntım yok. Herhangi bir sıkıntım yok. Ameliyatla alakalı bir problemim yok ya. Kasık bölgemde bir sıkıntı var yani. Allah Allah. Ameliyatla ne alakası var şu an dediğim şeyin? İlk cumhurbaşkanı kimdi? İsmet Ünür. İsmet Ünür. Cumhurbaşkanı Kur'an olur. Kemal Mustafa tarafından geldi. Kemal Mustafa. Türkiye'nin ilk astronotu kimdir? Ne bileyim ben, okumuşluğum yok ki. Alper Gezerci miydi? Alper Gezerci. Mükrer Avcı mıydı, neydi o? Mükrer Avcı. Peygamberler şehri diye geçen şehrimiz hangisidir? Arabistan. Türkiye'den? Nasıl Türkiye'de? Türkiye'de değil. Türkiye'de değil. Türkiye'den peygamberler şehri diye anılan şehrimiz. Eyüp Sultan. Kabe. İlk peygamberimiz, son peygamberimiz. Peygamber Efendimiz Muhammed. Son peygamberimiz. İlk peygamber kimdir abim? İşim çok acele, gideceğim. Allah'ın 99 isminden 3 tanesini sayar mısınız? Sayılmaz mı ya? Sayın abim. Allah'ın 99 isminden 3 tanesini sayar mısınız? Sayılmaz mı ya? Anasını. Koşa koşa gidiyor sonra. Nasıl? 99 ismi var ya Allah'ın. Stroke of Line'de her bilgiyi kendi kendine sayıyor bak burada, cevapları veriyor. 3 tanesini sayar mısınız? Allah'ın 99 isminden 3 tanesini sayar mısınız? Hüsnü Rabbim, Yaradan, Tanrı, böyle bunlar. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Vakit tamam gel. Vakit tamam gel, vakit tamam gel. Sen adam. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Çarpılacağız. Size sorayım, siz geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Geçiniyorum, niye geçinmiyorum? Bir şey söyleyeyim mi? Bu Tayyip'ten Allah razı olsun. Allah benim ömrümü versin ona, o yaşasın 100 sene. Allah benim ömrümü versin ona, o yaşasın 100 sene. Mazgiler. Mami. 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 Korkunlanmayın. Sus beni ben. Annesine sesleniyor. Mami. Dayı vallahi gidiyordu. Dayı harbi gidiyordu tık diye. Vakit tamam gel ha. Kabul gören en hızlı dua. Vallahi arkadaşlar.